Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Dünyanın her kayısı caylarında 5. iyol ürümcü katliamını hatırlaş namayışı ötküzüldü. Bundan 12 yıl ilgari Ürümçide yüz bergen Uygurlarga qaratılgan 5-nji iyul qırğınçılığı xatirlash münasibeti bilen dünyanın her qaysı jaylarında keng kölemlik namayiş faaliyetleri ötküzüldi. Bugün Xitayning İstanbuldagi bosh konsulxonasi aldida Ürümçi qatliamidan irqiy qırğınçılık qıça temasida keng kölemlik namayiş ve axborot e'lon qilish yig'ini ötküzüldi. Namayiş üçün atigan saat 9'dan başlapla İstanbul'un her qaysı jaylaridan yolga çıkan 3000'ga yakın Sharq Turkiston xalqi İstanbul'daki Xitay konsulxonasi atrofidagi sahilga yig'ildi. Namoyishchilar saat 10'da qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'ini va mustaqil Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, 5-nji iyul qirg'inchiligini unutmaymiz degan shiorlar yozilgan plakat taxtaylarni ko'targan holda Xitayga qarshi turli shiorlarni to'plab Xitay konsulxonasiga yaqin ko'chaga yetib keldi. Namoyishni xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi va Sharq Turkiston vaqfi Isa Yusuf Altekin vaqfi Sharq Turkiston Yoshlar Jamiyati, Uyg'ur Akademiyasi, Dunyo Uyg'ur Qurultayi Vaqfi va Eli Mashribi qatorliq tashkilot jamiyatlarining hamkorligi bilan tashkillangan bo'lib, 3000ga yaqin kishi ishtirok qildi. Namoyishda oldi bilan Turkiya va Sharq Turkistonning davlat marshi o'qilgandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon bayonot e'lon qildi. U bayonotida 12 yil ilgari Xitoyning o'limchilik qirg'inchilik sodir qilganligini, necha minglab begunoh Uyg'urlarning tutqun qilinganligini ularning ko'p qismining hozirgacha izdiriki bo'lmaganligini, Xitoy shundan buyon Sharq Turkistonda ulamolar, siyosiylar deb ayrimasdan xalqni zo'r turkumda tutqun qilib qirg'in qilganligi, majburiy amgakka solganligi, Uyg'ur madaniyatining simvollari bo'lgan masjid va uy imoratlarini chiqib o'zgartganligini bayon qilib o'tdi. Hamda xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va qirindosh tashkilotlar nomida Turkiya hukumatini Ürümçide konsulxonani ta'sis qilish qatorliq usullar orqali Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Bu olay Doğu Turkiston xalqining bağımsızlık iradesini gözler önüne sererken aynı zamanda kendi hak hukukunu korumak için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu göstermektedir. 26 Haziran 2009 Çin'in Guangdong eyaleti Shaoguan ilçesinde bir oyuncak fabrikasında zorla çalıştırılmak üzere köle işçi olarak götürülen Doğu Türkistanlı Uygur gençlere yönelik bir saldırı meydana geldi. Saldırı esnasında 50'den fazla Doğu Türkistanlı Uygur genç çok sayıda ırkçı Çinliler tarafından linç edilerek şehit edildi. İşgalci Çin hükümeti ve yerli yönetim olayın açığa çıkmaması için medyayı kontrol altına aldı ve katiller hakkında soruşturma yürütmedi. Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve diğer kardeş Türkistan kuruluşları olarak ilgili ve yetkili kuruluşların bu kararları tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz. Çin'in Doğu Türkistan'da devam ettiren soykırıma dikkat çekerek Türkiye Devleti'nden Doğu Türkistan'a gözlemci heyet gönderilmesini ve Ürümçi'de Türkiye Başkonsolosluğu açılmasını talep ediyoruz. Arkadan Şark Türkistan Ölümalar Birliği'nin reis vekili Mahmutcan Damullam Arapça bayanat ilan kılıp, Xitayning 12 yıl ilgari Ürümçi'de Uygurlarını kırgın kılgallıkını, nöbeti tehamu haddedin eşip, irki kırgıncılık yürgüdüşünü devam kılavatkallıkını, İslam ellerinin Müslümanlık mesuliyetini ada kılıp, Xitayning Uygur Müslümanlığı icra kılavatkan dini bastırışlarına karşı Şark Türkistan halkı tarafı turuşunu ümit kılgallıkını bildirdi. Şundaklı Müslüman dünyasını Xitay mallarını baykut kılış arkalık meydanını bildirişke çakırdı. Arkadan Türkiye'deki tunulgan dini ölüme Doktor İhsan Şanocak telefon arkalık söz kıldı. O salametlik sebeplik namayışkı katnışalmağallıkıdın əpsuslanğallıkını bildirgendikin, Şarkı Türkistan'daki meskitlerini çakkan, izzet hürmetini defsendi kılgan Xitay'nın xuddu tarihtiki rimliklar mağlup bolğunu dek, aman bir günü veyran buludugallıkını. Şarkı Türkistan halkı ümidini yok atmasıla Xitay üstüdün ğalbi kılalaydıgallıkını, Türkiye ve İslam ellerini Xitay mallarını baykut kılışkı çakırdıgallıkını bildirdi. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Cemiyeti'nin baş katibi Nuriddin İzbasar'a bayanat ilan kılıp,
Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan inson qalbidan chiqqan jinoyatlar haqidagi dokumentning qisqacha mazmunini o'qib o'tdi. U yana xalqaro jamiyatning qo'llash-qo'llamasligidan qat'iy nazar Xitoyga qarshi kurashni davomlashtirganligini, islom va turklik nomida qurilgan tashkilotlarda Uyg'urlar masalasi kun tartibga kelmasa, bu xil tashkilotlarning o'z nomiga hargiz loyiq emasligini ta'kidlab o'tdi. Namoyishga yana doktor Ihsan Shanojaqning talibi Salim Sarham qatnashgan bo'lib, u doktorga vakolatan so'z qilib, o'zlarining har vaqt Sharq Turkiston xalqining yanida ekanligini ta'kidladi. Orqadan Uyg'ur akademiyasi raisi doktor Farhat Qurban Tangri Tog'li so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'qotish uchun harakat qilib qolmay, butun turk dunyosini yutib o'tish qari niyatini ochiq oshkora ifodalab harakat qilayotganligini, Turkiya va O'rta Osiyo davlatlarining Xitoyga qarshi sezgirligini oshirishi kerakligini bildirdi. Orqadan Dunyo Uyg'ur qurultoyi vakili raisi Abdurashid Abdulhamid so'z qilib, Turkiya xalqining Xitoyga qarshi Sharq Turkiston xalqi bilan bir safda turadiganligiga ishonganligini, barliq imkoniyatlarini sarf qilib Xitoyga harakatga o'tish kerakligini bildirdi. Hür Dava partiyasining Istanbul shobi raisi Sharofatdin Gulay qisqacha so'z qilib, inson haqlari uchun qo'zg'olib ketgan davlat va tashkilotlarning Sharq Turkiston masalasida un chiqarmaganligini, Sharq Turkiston uchun ovoz chiqaradigan paytning allaburun yetib kelganligini bildirdi. Urumchi qatliamidan irqiy qirg'inchilikcha temasidagi namoyish yana Turkiyaning Anqara, Konya, Kastamonu, Samsun, Qahramonmaraş va Malatya qatorliq viloyat shaharlarida bir tutash o'tkazilgan bo'lib, shu rayonda yashayotgan Uyg'urlar har qaysi qo'llovchi tashkilotlar bilan birlikda Urumchi qirg'inchilikini xotirlash namoyishi qilgan. Bugun yana Avstraliyadagi Uyg'urlar Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining yetakchiligida 5-iyul Urumchi qirg'inchilikini xotirlab namoyish o'tkazgan bo'lib, namoyishga 300 ga yaqin odam qatnashgan. Undan boshqa bugun yana Kuveyt, Hindoneziya, Fransiya, Gollandiya, Kanada, Malayziya, Yaponiya va Qozog'iston qatorliq davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar va har qaysi tashkilotlar Urumchi qirg'inchilikini xotirlab Xitoyga qarshi namoyish o'tkazgan. CNN Xitoyni qattiq g'azablantirgan xabar e'lon qildi. Milliyet gazetasining xabarida bildirilishicha, Amerika va Yaponiyaning maxfiy urush plani oshkorlanib, bir kundan keyin CNN kanali texmo jiddiy kayfiyat paydo qildigan bir xabar e'lon qilgan. Xabarda Amerika va uning Tinch okeandagi ittifoqdoshlari bilan kuch sinishayotgan Beijing rejimining navbatda Yiroqdagi ikki qo'shnisining harakati bilan yuzlashayotganligi, Yaponiyaning Manilada turishliq bosh elchixonasining payshanba kuni Yaponiya va Filippin havo armiyasining Kilarabda tunji birlashma manevr o'tkazganligini e'lon qilganligi qayd qilingan. Manevr elchixona tomonidan ikki davlat mudofaa munosabatining chuqurlashganligining yana bir belgisi va muhim burilish deb tasvirlangan. Manevr 5-iyuldan 8-iyulgacha Filippinning shimoliga joylashgan Amerikaning sobiq harbiy aslaha bazasi bo'lgan Clark havo armiya bazasida o'tkazildi ekan. Yaponiya bilan Filippin 2015-yili 1-oyda texmo quyuq mudofaa munosabati o'rnatish to'g'risida kelishim imzolagan bo'lib, ikki davlat shuningdan keyin 17 qatim birlashma dengiz manevri o'tkazgan. Yaponiya yana Filippinning janubiy dengizdagi chorlashni ko'paytirishiga yordam bera oladigan mudofaa va texnika uskunalarini yotkigan. Angliya pul muomili vaqt kesining xabariga asoslanganda Amerika va Yaponiya Xitoy armiyasining tajovuzchilik ehtimolligiga qarshi intayin maxfiy urush planini o'ttirg'i chiqarganligini ilgari surgan. Xabarda bildirilishicha Donald Trampning prezidentligining oxirgi yili yo'liga qo'yilgan bu planda Xitoyning Tayvanni ishg'ol qilishi bilan o'ttirg'i chiqadigan ssenariyaga qarata Amerika va Yaponiya armiyasining harakatga o'tishi planlangan. Dokladga asoslanganda Amerika va Yaponiya amaldorlari birlashma manevriga munosabatli qonuniy masalalarni muzokara qilgan bo'lib, bu to'qunish yuz berganda Tokyo ta'minlayadigan bazi va orqa sap ta'minoti qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Yaponiyaning bu xil to'qunishga aralashish ehtimolligini alohida baholagan bu xabarda Washingtonning Yaponiyaning havo armiya bazasiga qandoq urushda tayinlanganligi ta'kidlangan. Bir amaldor bu vaqtda so'z qilib, Amerika bilan Yaponiya Tayvan bilan jiddiy holda uch taraf o'rtoqlashish mexanizmi barpo qilib, Xitoy dengiz armiyasi va havo armiyasining harakati haqida fikr almashtirishi kerak. Bu xildagi sonliq ma'lumotlarning ba'zilari Tayvan Amerika bilan Yaponiya Amerika o'tirishida ham bahrlandi. Ammo bizning uch aylan sifatida bevosita ulushimiz yo'q deganlarni bildirgan va so'ziga ilova qilib, bu xil ittifoqni ish yuz bergandan keyin darhol boshlay olmaysiz. U hozirdan boshlanishi kerak degan. Doklat yana Amerika, Yaponiya va Tayvan amaldorlari 2017-yili ittifoqdosh aeroplanlarni farqlandirishga qulaylik yaratadigan harbiy aeroplan kodidan teng bahramon bo'lish kelishimidan keyin hamkorlikning ko'rinarlik oshqanligini o'ttirg'i qo'ydi deyilgan.
Xitay 5-nji iýul qyrgynçylygy jinayetini bexaterlik tedbiri dep aqladı. Şinhua agentliginiň bugünkü haberde bildirilişçe, atalmış Awtonom raýonlyk axbarat işhanasy 5-nji iýul qyrgynçylyk jinayetiniň 12 ýyl bolgan 5-nji iýul güni Beijingde muhbirlerini kutup alyş ýygyny açgan. Yığında 5-nji iýul qırğınçylyk jinayeti we nöwetde Şarqy Türkistanda lagerlerini täsis qilip ijro qilyp atgan irqi qırğınçylyk jinayetini bexaterlik üçin elinigan tedbir ekenligini bildirip özini aqlaşqa tirişgan. Yığında atalmış Şinjan Uyghur Awtonom raýonlyk axbarat işhanasynyň bayanatçysy Elijan Inayat Xitaýynyň Şarqy Türkistanda terrorlukka garaşdyryş bahanasy bilen kişilik hukukny depsende kılgalyky hakydaky sualga jawap berip Murakkab terrorlukka qarıştırış şaraiti astıda özlerinin BDT'nin halkaralıq terrorlukka qarışı strategisi boyunca iş görüp, terrorcularını qattıq cazalaş arqılıq Şinjan'nın bexaterliki kapaletki iyi kılındı. Terbiyeleş merkezlerini təsis kılıp, aşkulluqnın aldı elinip, 4 yıldın beri Şinjan'da hiç qandıq vaqa çıxmadı dep bildirilgan. O söz diyene nöwetde Şarqy Türkistan halkıgı yürgüzü vatkan kişilik hukuk depsendikilik kılmışlarını terrorlukka qarışı elinigan tedbir dep aqlap, Cinayi kılmışıdın özünü kaçırgan. Küzetküçüler muhaciretki mutlak köpsallıq Şarqy Türkistan halkının 5-6 yıldın beri vətendiki uruq tukalları bilen alaqı kılalmağalıqını, yeni bir kısımının alaqı kılgalıqı sebeplik vətendiki tukallarının cazalanğalıqını, bunun halkara cemiyetki aşkarı bir haqiqatki aylanğalıqını, Xitay dairelerinin Türkiye, Kazakistan, Japonya, Germaniya, Avustraliya qatarlıq devletlerde devamlaşıvatkan Ailem Qayarda namlıq namayiş hareketidiki namayişçilerinin talepige Tehçe hiç qandaq cevap berilmeganligini, aksiçe yuqurqidak nomussizlarcha bahani körsetganligini, Xitayning bu saxtipazligini echib tashlash uchun muhojiratki Sharq Turkiston xalqining buningga kuchlik va aktiv inkas qaytirishi kerakligini bildirishmoqda. Xitay yadro iqtidorini kuchaytirish maqsadida boshqurilgan bomba qo'yib berish supisi o'rnatgan. New York vaqti kelsining 5-nji iyuldagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning g'arbiy shimolida strategik yadro iqtidorini kuchaytirish maqsadida boshqurilgan bomba qo'yib berish supisi o'rnatganligi ayiblandi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika tadqiqotchilari Xitoyning g'arbiy shimolidagi qumliqda 119 tipli qit'alar aro ballistik boshqurilgan bomba qo'yib berish supisini bayqagan. Xitoyning bu harakati strategik yadro iqtidorini kuchaytirish planini yo'lga qo'yayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Tadqiqatçılar bu ahvalni Sodu Suni Hamra resimede bayqagan bolup, bu orun Gansu ölkesige jaylaşkan oymanlıqtiki qumlıqnın çetidiki Yumen şehrinin gharbi janubi rayonda iken. Xalqara Tadqiqat İnstitutu yadro qorallarının tarqılışıgı qarıştırış tadqiqat merkezinin Xitay yadro programması mutaxassisi Jeffrey Lewis bu axtı muhbirlarının telefon ziyaretini qubul qilip, Xitay lahiyligen kontrol merkezi ve quyup beri süpsinin başqa işlarga işildilişini tasavvur qilish qiyin degen. Bildirilishicha Xitoyning mazkur boshqurilgan bomba qo'yib berish supisining qurilmasi Amerikaning yadro qurol ambirini zamonaviylashtirish plani haqida munozara qo'zg'ishi mumkin ekan. Bu balkim sobiq Tramp hukumatiga o'xshash Biden hukumatining Xitoyni strategik qurollarni kontrol qilish suhbatiga qo'shib olishi uchun tirishishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Nimati bu suhbat hozirga qadar faqat Amerika, Sovet Ittifoqi va Rossiyaga chetildigan bo'lib Ama Xitay qural kontrol qilish suhbatiga qatnashishni izchil rad qilib, yadro qural ambirining dunyodagi ikki cho'ng yadro davlatidan ko'p kichik ekanligini da'vo qilib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitay tashqi ishlar ministrligi bu maxfiy o'rin to'g'risidagi masalalarga tegishli javob bermagan. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonatchisi Ned Price bu vaqtda so'ralgan savollarga javoban, Xitayning bu xil qurilishni ko'paytishi kishini andishiga soladi degan. Xitay 2019 yılı e'lon qilgan eng yangi davlat mudofaa strategiyasi haqida yadro kuchini davlat bexatarligini qo'g'dash uchun talab qilingan eng tuvan saviyada saqlaydi degan. Xitay yana yadro qurollarini tunji bo'lib ishlatmaslikka, shundaqla yadrosiz davlatlarga qarshi yadro qurollarini ishlatmaslikka va'da bergan. Vahan rayoni Talibanning kontrolligiga o'tdi. MEPA xabar torining 6-nji iyuldagi xabarda bildirilishicha, Afg'onistonda kun sira olg'a ilgirlayotgan Talibanlar vatanimiz Sharqi Turkiston bilan chegaralangan Vahan rayonini kontrolligiga oldi. Davlatning sharq-shimolidagi Badaxshan o'lkasining Vahan rayoni Afg'onistonni Sharqi Turkiston bilan tutashtiradigan Vahan koridori bilan dog'liq rayon. Yaqinqi bir necha kunda markaziy Badaxshanning markaziy Feyzobaddan boshqa o'lkalarning hammasi dugidak Talibanlarning kontrolligiga o'tdi. Yerlik manbalarining xabar qilishicha Vahan rayonidagi hukumat armiyasi bilan Talibanlar o'tirsida yarish shaxsli qilingan bo'lib, bu rayon to'qinishsiz holda Talibanlarga topshirib berilgan.
ve rayon Talibanlarının kontrolüğüne ötken. Rayondan tarqıtılğan sında birkaç kişiden tərkib tapqan Taliban vekiller ömekinin rayon merkezine yetip gelip rayon halkı tarafından kütüb alınğan vaqti körüstildi. Vahan rayonunun Taliban'ın kontrolüğüne ötüşü bilen Talibanlar Afganistan'ın növete Xitay işgali astıdaki Şarkı Türkistan bilen bolğan çigirisini ilgiligen boldi. Vahan rayonda cemi 112 yezi bar bolup bu yerde təxminen 16 man adam yaşaydı. Pamırlıklar, Kırgız, Tacik ve Vahiler bu rayondaki ahallarının köp kısmını təşkil qılıdı. Yeni bir tərəfdən Badigis valisi Husamettin Şemis muhbirlarga bergen bayanatıda Talibanlarının hükümet kontrolüdeki Badigis vilayetindeki barlıq nahilerinin kontrolüdeki Talibanın alqınığı çüşüp ketkenligini, nahilerini kolğa çürgen Talibanlarının vilayet merkezigimi hücum qilishqa başlaganlığını bildirdi. Yeni bir tərəfdən Badigis vilayetlik şura kengeş muavin başlığı Abdul Aziz Bek Talibanlarının vilayet merkezinin bazı rayonlarını ve Badigis türmesini ilgilip alğanlığını ilan kıldı. Abdul Aziz Bek Taliban korallıq güçlerinin türmedeki mahbuslarını kuyup bergenlikini bildirip, yerlik mesullarının kaçış üçün Badigis aerodromu'a kilip uğrullaşkanlığını bildirdi. Afganistan'da tınışlık mesafesi eniksizliğini devamlaştırmaqta. Bihaterlik kısımları bilen Taliban otursudaki şiddetlik tokunuşlarımı toxtumay devamlaşmaqta. Yeni Zelandiya parlamentida irqi qırğınçılık meselesi müzakere kılındı. Birleşme haberleri torunun bugünkü haberde bildirilişçe Yeni Zelandiya parlamentida Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan bastırış kılmışını irqi qırğınçılık tep ataş meselesi müzakere kılınğan bulup Hakimiyet peşideki işçiler partisi tarafından red kılınğan. Haberde kayıt kılınışça Yeni Zelandiya Öktüçü Partiya azası Gerli Bromilli parlamentka teklif sunup Yeni Zelandiya hükümetini Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan kişilik hukuki iğir dəxli taarruz kılış meselesiga kandaq inkas qaytarışı kerekligini müzakere kılışını talep kılgan. Hakimiyet peşideki işçiler partisi bu kanun layihasidagi irqi qırğınçılık degen sözünü tilge ilişki karıştırgan. Şu sebeplik hakimiyet peşideki partiya bilen öktüçü partiyalar otursada talaş tartış peyda bolgan. Yeni Zelandiya haber toru tarafından tarqıtılğan sında körüstülüşçe öktüçü partiya taşqı işler bayanatçısı Gerli Bromilli bugün teklif sunup, Yeni Zelandiya hükümetinin BDT ve Xalqara cemiyet bilen hemkarlaşıp, Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan iğir kişilik hukuk depsendikilikini tosup kiliş hakkıda münazırı elip berişin talep kılgan. Gerçi bu teklif Yeni Zelandiya'nın Taşkı İşler Ministeri ve Hakimiyet Beşidiki İşçiler Partiyası'nın parlament azası Nanaya Mahuta tarafından oturuğu koyulgan bolsunmu, bırak Bromilli İşçiler Partiyası'nın irqi qırğınçılık atalğısının bu teklifke kirgizilişini tosup kalganlığını tanqıt kılgan. Şu sebeplik Bromilli teklifke tüzdiş kirgizilişke mecbur bolgan. Bromilli İşçiler Partiyası'nın azaları parlamentteki oranının 20'den köpülekini ilgilikeşke, o bu tüzdiş kirgiziliş layihasının parlamentinin kollaşığı erişişi mümkün bolmağanlığını, o aslında tüzdiş kirgiziliş teklifini otturuğa koyup, Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan kılmışlarını parlamentinin hatirisiga irqi qırğınçılık degen sözünü kirgiziliş hakkında teklif bergenlikini itiraf kılgan. Bildirilişçe öktüçü partiyanın hakimiyetteki işçiler partiyasının irqi qırğınçılık degen sözünü atashını rad kılışığa bolğan narazılıkka qarata Mahuta Yeni Zelandiya hükümetinin pervasız emesligini ta'kidlegen bolup, onun tushandirishçe irqi qırğınçılık xalqaralıq iğir cinayet bolğaçqa xalqara sot çoqum xalqara qanunğa boyusunışı hem de irqi qırğınçılık yakuni çıqırışını ilgari çoqum toluq dəlil ispatlarını qubul qilishi kerek iken. İşçiler Partisi bilen Birleşme Hükümet Teşkil Kılgan Yeni Zelandiya Yeşiller Partisi'nin bu meseledeki meydani İşçiler Partisi bilen okşumaydıgan bulup, Yeşiller Partisi'nin azası Kahraman Golris Gerli Bromilli'nin irqi qırğınçılık degen sözünü öz içige alğan teklif layihasını kollapla kalmay, yeni İşçiler Partisi'nin Xitayning Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga qaratkan cinayi kılmışlarını tüven mülkerligenlikini tanqit kılgan. Yeşiller Partisi'nin azası Kahraman tekitlep, Xitayning irqi qırğınçılık kılmışı Natsist Germaniyasının 2. Dünya Urushi mezgilde kılgan kılmışıga okşaş karakterdeki cinayet degen. Gerli Bromilli ahırda hakimiyet peşideki ve öktüçü partiyalardaki her kaysı partiya azalarının bu teklifini kolluğallıkıgı minnettar işkerlikini tilge elip, Yeni Zelandiya parlamentida Xitay Kompartiyası koşulmaydıgan işlerini müzakere kılış baturluq degen. Biden Hong Kong vaziyeti sebeplik elan kılınan ciddi haletini uzartış buyruğu düşürdü. Amerika Avazı'nın haberinde bildirilmişçe Amerika Prezidenti Joe Biden Hong Kong vaziyeti sebeplik elan kılınan ciddi haletini uzartış doğrusu da memuri buyruğu düşürgen.
xabarda qayd qilinishicha, Oqsaroy 7-iyul Xitoyning Hong Kongga qaratgan harakatining Amerikaga davomliq tahdid bo'lganligini ko'zda tutib, prezident Trump ilgari e'lon qilgan jiddiy holatni yana 1 yil uzartishni qaror qilganligini e'lon qilgan. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda oldingi navbatlik prezidentning xalqaro jiddiy iqtisodiy kuch qonuniga asosan 13936 nomerliq mamlakatlik jiddiy holat e'lon qilgan ma'muriy buyruq tilg'aylingan. Prezident Biden e'lon qilgan bayonotida Hong Kongning vaziyati, jumladan yaqinda Xitoyning Hong Kong avtonomiyasini tubdan buzish uchun qo'llanilgan harakatlari davlat bexatarligi, tashqi siyosat va iqtisodga odatdan tashqari tahdid elib kelmoqda. Shunga 2020 yil 7-ning 14-chi kuni e'lon qilingan mamlakatlik jiddiy holat 2021 yil 7-ning 14-chi kunidan keyinmi davomlashishi kerak deyilgan. Ma'lum bo'lishicha 2020 yil 7-ning 14-chi kuni Xitoy Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini majburiy yo'lga qo'yganligi sababli ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Trump parlamentning ikki palatasi ma'qullagan Hong Kong avtonomiya qonunini imzolagan va shu kuni ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib Xitoyning Hong Kong xalqini bostirish harakatiga mas'ul bo'lishini talab qilgan. Xitoyning harakatlari Amerikaning davlat bexatarligi, tashqi siyosati va iqtisodiga alohida tahdid shakllantirganligini bekitgan hamda Xitoyning bu tahdidiga taqobil turish uchun jiddiy holat e'lon qilgan. Angliya parlament a'zolari hukumatni Uyg'urlarga panohlik berish tartibini tezlatishga chaqirdi. Markaziy axborot agentligining xabarida bildirilishicha, Angliya parlament a'zolari hukumatni Uyg'urlarga panohlik berish tartibini tezlatish va Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, nurg'un Angliya parlament a'zolari bugun hukumatdan Xitoyning boshqa millatlarga qilgan muomilasi sababli texmi qattiq tadbir qo'llanishini talab qilgan. Bu tadbirlar ichida 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini qisman boyqut qilish va paxta savdosini cheklash qatorliklar bor ekan. Angliya parlamenti tashqi ishlar komiteti bir necha oy tekshirish qilgandan keyin dokulat e'lon qilgan bo'lib, dokulatda xalqaro jinoyatlar sotiga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va boshqa yerlik millatlarga qaratilgan jinoiy qilmishlarini tekshirishiga yo'l qo'yishning mumkinchiligi ustida izlanish taklifi bergan. Dokulat yana bu yil 4-chi oyda parlament a'zolari simvollik bilet tashlash orqali Angliya hukumatini Sharq Turkistondagi millatlarning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi qilmishlarga duchor bo'layotganligi, bu jinoiy qilmishlarga qarshi texmi qattiq tadbir qo'llanib cheklashga chaqiriq qilinganligi haqidagi takliflar o'tirg'o qo'yilib, hukumatni bu takliflarni qabul qilishga chaqirgan. Partiya xalqaro parlament a'zolari Angliya hukumatidan barliq diplomatik usullar orqali Xitoyga besim ishiltib, xalqaro kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirishiga, bo'libmi Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonga kirishiga yo'l qo'yishga majburlashini talab qilgan. Dokulat yana Xitoyning ziyonkashlikidan saqlanish uchun Sharq Turkistondan qochib ketganlarga berilgan siyosiy panohlik tartibini tezlatish, G'arbdagi ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib, panohlik berguvchi davlatlar ittifoqi qurishni qo'llashga chaqirgan. Yana bir davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Belgiya parlamenti 8-chi iyul qaror e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Bu qaror 125 ovozning qo'llashi, 12 ovozning voz kechishi bilan elindi. Belgiya Yeshillar partiyasi parlament a'zosi Samuel Kogolati tomonidan jiddiy kun tartibga keltirilgan Xitoyning jinoyatlari bugun oxiri natijasini ko'rsatdi. Xitoy Samuel Kogolatning bu masalani kun tartibga keltirganligi uchun bu yil 3-chi oyda uningga va oila a'zolariga jazo tadbiri e'lon qilingan edi. Shunaqla 4-chi may kuni Belgiya parlamentida o'tkazilmoqchi bo'lgan va lager shoidi Qalbinur Sidixonim guvohlik bermoqchi bo'lgan yig'inmi tor hujumiga uchirganligi sababli kechiktirilgan edi. Navbatda Belgiya parlamenti Amerika, Angliya, Kanada, Gollandiya, Litva parlamentidan keyin Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini va iyg'ir bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb to'nig'an 6-chi davlat bo'lib qoldi. Xitoyning tahdidi Amerika tadbir belgilovchilarining diqqatini qo'zg'ayolmadi. Amerika ovozining 8-chi iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerikaning yuqori darajalik axborot amaldori Xitoyning tahdidi Amerikaning bir qism tadbir belgilovchilarining yetarli diqqatini qo'zg'ayolmadi degan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabi axborot bo'limining boshlig'i general-mayor Michael Studman 7-chi iyul kuni partiya sirtidagi tashkilot Axborot va davlat bexatarlik birlashmasi sohibxonlik qilgan to'r muhokama yig'inda yuqorqi fikrlarni o'tirg'o qo'ygan.
U yana men Washingtondagi qanchalik kishining Xitoyning haqiqiy tahdidini tunug'anligi haqida o'ylandim. Rostini aytsam, ular diqqatini markazlashtirsinmi, yuz berishi mumkin bo'lgan ba'zi ishlarni osonlikcha bayqay olmaydi degan. Studman bu vaqt yana bu tahdidning Amerikaning tadbir belgilovchilarining diqqatini tortalmaslikdagi bir qism sabab shuki, nurg'un amerikaliklar urush ehtimolligi nihoyatda kichik deb qaraydiganligini, ammo Xitoy qatorliq davlatlarning urushni kurash davomidagi tabiiy hodisa deb qaraydiganligini, Xi Jinpingning butun kuchi bilan Amerikadan eshib tushib, dunyoviy kuchlik davlatga aylanishga tayyorlik qilayotganligini bildirgan. Bildirilishicha, o'tgan bir necha oyda Amerika Hindistoniga o'kan qo'mondonlik shtabi 5 burchakli bino va Amerika axborot organlarining amaldorlari Xitoyning kunsiri kuchayotgan harbiy kuchi va amaldorlarining takabburligi va josusluk harakatlari haqida hukumatga davomli ogohlantirish bergan. Ayni vaqtdagi Amerika Hindistoniga o'kan qo'mondonlik shtabining qo'mondoni hozir pensiyaga chiqqan admiral Davidson bu yilning 5-ida parlamentda so'z qilib, Xitoyning Amerikaning dunyo sahnasidagi o'rnini egallash orzusini amalga oshirishni tezlatganligini o'tirg'i qo'ygan. Biden hukumat amaldorlarimi o'zlarining Xitoyning iyg'ir tahdidiga duch kelayotganligini ta'kidlagan. Undan boshqa Amerika bosh shtab boshlig'i general Miller oldingi oyda parlamentda qilgan so'zida Xitoy agar Tayvanga qurol kuchi bilan hujum qilmoqchi bo'lsa, Tayvanni qurol kuchi bilan qo'lga tushirish uchun kerakli amaliy harbiy kuchni taraqqiy qildirishdan texicha yiroq degan. Ba'zi tadqiqotchilar yana Xitoyning dunyoni kontrol qilish yo'lida ba'zi cho'ng to'salg'ularga duch kelayotganligini o'tirg'i qo'ygan. Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqi rahbarlarining Olimpik tanarkat musobaqasi taklifini rad qilish haqida qaror ma'qulladi. Fransiya xalqaro radiosining 8-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Hong Kong xalqini keng ko'lamda qo'lga olganligi sababli Yevropa parlamenti qaror ma'qullab, Yevropa ittifoqi rahbarlarining Xitoyning Beijing qishloq Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish taklifini rad qilishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, 7-iyul kuni Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqi rahbarlari hukumat vakillari va diplomatlarni Beijingning taklifini rad qilib, 2022 yili qishloq Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashmaslikka chaqiriq qilish haqidagi qonun loyihasiga bilet tashlagan. 29 ovoz qarshi turgan 73 ovoz huquqidan voz kechgan. Natijada 578 bilet ichida mutlaq ko'p ovozning qo'llashi bilan mazkur taklif ma'qullangan. Mazkur taklif loyihasida Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqi va a'zo davlatlar rahbarlaridan agar Xitoy Hong Kong, Sharq Turkiston, Tibet qatorliq rayonlarda hamda Xitoydagi kishilik huquq ahvolini ko'rinarlik yaxshilamagan taqdirda Xitoyning 2022 yillik qishloq Olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish taklifini rad qilishni talab qilgan. Mazkur qaror degani Xitoy doiralarining olma kundalik gazetasini taqish, olma kundalik gazetasining mol-mulklarini to'g'nitish, gazetaning muxbirlarini qo'lga olish qatorliq qilmishlari qattiq ayiblangan. Qaror degani Xitoyning chektin eshib Hong Kongning erkin jamiyatini buzish, axborot erkinligiga ziyonkashlik qilish, so'z erkinligini cheklash qatorliq qilmishlarni qilganligini ayiblash bilan birga Yevropa parlamenti Hong Kong doiralaridan barliq muxbirlarni shartsiz qo'yib berishni talab qilgan. Qaror degani Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni Xitoy va Hong Kongdagi shaxs va organlarga jazo yurgizishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, chorshanba kuni Angliya ishchilar partiyasi agar Xitoy Birlashgan Davlatlar tashkilotining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatini tekshirishiga yo'l qo'ymasa, Xon jamiyati va Angliya hukumatini 2022 yil qishloq Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Angliya hukumatı Xitoyning kishilik huquqi hurmat qilishini va Beijing doiralarining Birlashgan Davlatlar tashkilotining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquq ahvolini chuqur tekshirishiga yo'l qo'yishini ko'p qatim talab qilgan. Amerika Xitoyning 14 shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Fransiya xalqaro radiosining 9-iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerika Sharq Turkistondagi kishilik huquqi daxli ta'rif qilish qilmishlari sababli Xitoyning 14 shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika savdo ministri Gina Raimondo juma kuni axborot e'lon qilib, Amerikaning tashqi siyosiy va davlat bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazish faoliyatlariga qatnashish yoki qatnashish ehtimolligi bo'lgan 34 sanoat shirkati va o'rinni qora tizimlikka kirgizganligini e'lon qildi. Bildirilishicha, bu qatim qora tizimlikka kirgizilgan shirkat va organni qo'shganda qora tizimlikka kirgizilgan Xitoyning shirkat va organlari jami 43 ga yetgan. Bu qatimqa 34 shirkatning ichida Xitoyning 14 shirkat va organi bo'lib, ular Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlarni bostirish qilmishi, keng ko'lamlik tutib turish, millatlarni yuqori texnikalik nazorat qilishga chetishlik ekan. Xitoyning bu organlari yana Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga chetildi ekan.
Amerika Saudi Ministerliği yakında yana Xitayning harbiy jihatdagi zamonaviylashtirish turlarini bevosita qo'llaydigan 5 o'rinli qora tizimlikka kirgizishni planlagan bo'lib, Xitayning mazkur o'rinlari lazer nur bilan jang qilish va boshqarish tizimisi bilan munosabati ekan. Markaziy axborot agentligining xabarida federatsiya tizimlash jadvaliga qaraganda Sharq Turkistonda kishilik huquqi daxli tarvuz qildi deb gumon qilingan Xitoy shirkatlari va o'rinlarining tizimligida Xitoyning elektronlik ilm fan tadqiqot o'rni, Xinjiang Lianhai Chuangzhe uchur texnikasi, Liang texnikasi, Xinjiang Tangli texnikasi va Shenzhen fan texnika tadqiqot uchur texnikasi, Xinjiang Shilin uchur texnikasi, Beijing Guilin Shintong uchur texnikasi, Shenzhen shahri Huangtaiji texnikasi va Chengdu Shivu Shinan aqliy iqtidor sistemasi qatorliq 14 shirkat bor ekan. Uningdan boshqa Wuhan Raikus talaliq lazer nur texnikasi eksportni kontrol qilish qoidasiga xiloflik qilganligi, Amerikadan kelgan mahsulotlarni ruxsatsiz harbiy maqsadda sotib olishga uringanligi sababli bu tizimlikka kirgizilgan. Xitoy Afg'onistondagi puxralarni jiddiy tarqoqlashtirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika askarlari Afg'onistondan ayrilishga boshlagan bir paytda Xitoy Afg'onistondagi puxralarni jiddiy tarqoqlashtirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika va Shimoliy Atlantika aktiv tashkiloti qismlari Afg'onistondan chekinib, Afg'onistonning bexatarlik vaziyat ahvoli yomonlashgan. Xitoy 2-iyul maxsus aeroplan avatib Afg'onistonda ishlayotgan 210 Xitoy puxrasini Afg'onistondan chekindirgan. Bildirilishicha, Xitoy shirkatlari o'tgan 20 yilda Afg'onistonning kon va ul aslahalariga ko'plab mablag' solgan. Nurg'un Xitoy puxralari Xitoy hudiyatlariga aygishib, Afg'onistonda ishlashga boshlagan. Amerika va Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti askarlarining Afg'onistondan chekinib chiqishiga aygishib, Talibanlar qisman shaharlarni qo'rqishga boshlagan. Navbatda Xitoyning Afg'onistonga mablag' solgan mol-mulklari xatar ostida qolgan bo'lib, hatto Xitoy puxralarining hayotiga kafolat qilgani bo'lmaydigan holatga yetgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 9-iyul o'tkazilgan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Xitoy va Rossiya boshchiligidagi Shanghay hamkorlik tashkilotining kelar hafta bir yerga jam bo'lib, Afg'onistonning bexatarligini qanday qo'g'dash masalasini muzokara qiladiganligini aytdi. Bildirilishicha, Amerika va Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti chekinishga boshlagan bir paytda Talibanlar Afg'oniston hukumat qismiga qaratilgan ajallik hujumni kuchaytirgan. Afg'oniston bexatarlik xodimlari va musafirlar chegaradan o'tib Tojikistonga qochib ketgan. Afg'onistonning bu xil vaziyat ahvolidan Xitoy, Rossiya va Afg'onistonga qo'shni davlatlar ansirashga boshlagan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi juma kuni Afg'onistondagi to'qunish qatnashgan har qaysi taraflarni o'zini tutib olishga chaqirdi. Rossiya va Rossiya boshchiligidagi kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti zarur tepilganda hal qilg'uch tadbir qo'llanib, chegara rayonidagi to'qunishning oldini olish kerakligini bildirdi. Taliban vakillar ömike juma kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Talibanlarning asosiy millatlarning huquqiga hurmat qilganligini, barliq Afg'oniston fuqarolarining islom qonuni va Afg'oniston xalqining an'anasi bo'yicha yaxshi ma'rif huquqidan bahramand bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Taliban vakillar ömikining amaldori Dirava bayonotida biz Afg'oniston jamiyatidagi barliq vakillarning Afg'oniston davlatining qurilishiga qatnashishini umid qilamiz dedi. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programimiz mushyarda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngilli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.